Merhaba. Bir önceki videomda size The North Face'in The Flight Vective ayakkabısını anlatmıştım. Bununla yaklaşık 250 kilometre koştuktan sonra izlenimlerimi paylaşmıştım. O videomda da bahsetmiştim. 7 ayakkabı var ve bu 7 ayakkabının 3'ü koşu ayakkabısı. Koşu ayakkabıları The Flight, Infinite ve Endress. Endress en ekonomik olanı. Kilometre biriktirmek için tam bir ırgat ayakkabı diyebiliriz. Fiyatı neredeyse yarı yarıya fark ettiği için, yani yarı yarıya olmasa da %40 daha ekonomik olduğu için acaba ne farklar var? Hani en iyisi The Flight, Endurist'te parantez içinde söylüyorum, yeterince iyi bir ayakkabı değil mi diye insanlar düşünüyor. Biz test etkinlikleri yaparken de herkes tabii ister istemez The Flight Vective'i denemek istiyor. Esasında farklı amaçlar için yapılmış ayakkabılar. Bu detaylı okuyunca, araştırınca da öyle. Ayağı giyince de bazı şeyleri hissediyorsunuz. Ama bazı bakımlardan da ortak yapıları var. Flight'la bayağı koştum, ona alıştım. Endurist'le yaklaşık hani esasında bugün kontrol etmedim. Az önce de geyik parkurunda 8 kilometreyi tamamladım. 8 kilometre rotasını toplam 70 kilometrenin üstünde koştum. Bu hafta bunun 30 kilometreye yakınını yaptım. 2 gün önce de Aidos'ta 21 kilometreye yakın koştum. Ayakkabıyı yokuş yukarıda, düzde ve özellikle yokuş aşağıda zorladım. Beklentim daha yüksek, daha konforlu olmasından dolayı tutuşta acaba bir kayıp olacak mı? Kendimi güvensiz hissedecek miyim? Bunu test etmek istedim. Ve esasında şaşırtıcı derecede iyi sonuçlar aldım. Şimdi bunları anlatacağım ama ilk önce Endurist modelini yakından tanıyalım. Endurist Vective taban yapısına sahip. Yani Vective Rocker orta tabanı var, yastıklayıcı tabanı var. Ve Vective 3 boyutlu plakası var. 3 boyutlu plaka The Flight'ta karbon fiberdi. Infinite modelinde Pebax malzemeden, Endurist'te ise TPU, yani termo plastik üreten, termopoli üreten TPU. Pratikte farkı ne? Daha ağır. 42 numara için 285 gram, 42 numara için 325 gram. Bu 40 gram ne kazandırır, ne kaybettirir? Eğer UTMB rekorunu kırmaya, Kapadokya Ultra'yı kazanmaya, İznik 55'te parkur rekorunu geliştirmeye çalışmıyorsanız çok fazla bir şey ifade etmeyecek. 35. ile 34. olmanızı belki değiştirecek. Peki devam edelim. Taban Flight ve Infinite modellerinde arka tarafta 25 milimdi. Burada 33 milim. Ön tarafta 25 milim. Drop hala 6 milim. Dolayısıyla aynı basışı daha fazla yastıklamayla, daha fazla konforla sağlıyorsunuz. Üst malzemede büyük değişiklikler var. Flight çorap şeklinde olan, dili olmayan bir ayakkabıydı. Infinite çok ince bir dile sahipti. Endurist de daha klasik, alışılageldik bir dil var. Daha yumuşak bir malzeme. Ön tarafta A mesh denen dokuda yumuşak ve arkasında iç astarı olan bir malzeme var. Topuk kısmı yekpare, süngerli bir materyal. Diğerlerinden farklı olarak daha destekli bir dış plastikle bilek kısmı tutuluyor. Bilek esasında birazcık daha yüksek ve destekli. Ön tarafta boğazı sıkacak ek delikler var. Dış tarafı matrix içermediği için, aynı malzemeyle devam ettiği için örgü yapısında değişiklik yaparak
geçmiş. Pratikte ne anlama geliyor bu? Kalıbı çok az daha geniş. Bence yarım ya da çeyrek numara daha geniş. Eğer The Flight'ı bir çorapla deniyorsanız ayağınız Endurist'te birazcık daha oynayabilir. Daha kalın bir çorapla koştuğunuz zaman o his olmaz. Flight'ın üst kısmı ayağınızı çorap gibi sımsıkı sararken Endurist'te bir ayakkabı giydiğinizi hissediyorsunuz. Dış tabanları tamamen aynı. Control Surface deseni ve kauçuğu aynı baklava desenlerle kullanılmış durumda. Aynı yol tutuşunu sağlıyor. Pratikte koşarken ayağınız azıcık daha oynuyor demiştim Endurist'in içinde. Ben bunu özellikle yokuş yukarı çıkarken ve düzde hissediyorum. Oynama derken ayağımda bir ayakkabı var. Hani bunu fark ediyorum. Ayağım ama kontrol altında. İnerken Flight'ta olduğu gibi hızlı bir şekilde inebiliyorsunuz. Yön değiştirebiliyorsunuz. Tutuş çok iyi. Hatta daha hızlı, daha darbeli indiğinizde daha da az darbe alıyorsunuz. Çünkü yastıklama daha fazla. Dolayısıyla belki kiloca biraz ağır insanlar Endurist'le çok mutlu olabilirler. Çok mutlu olabilirler. Antrenman ve uzun mesafe kilometre biriktirme ayakkabısı, uzun yokuş antrenmanları yapmak için ideal bir ayakkabı. Yan taraftaki çarşak bandları da onu ayağın alt tarafını yüksek derecede koruyacak. Ben hani serinin en düşük profilli ayakkabısı olmasına rağmen oldukça beğendim. Test etmekten çok mutlu oldum. Umarım Infinite'in de numarası, ayağıma olan numarasını bulurum ve test edebilirim. Kendinize iyi bakın.